Hoş geldiniz. Bugün Koroda Kadın Tınları Seminer serimizin ile karşınızdayız. Geçen altı haftada önce kadın korolları ve kadın sesinin kronolojik olarak tarihini incelemiştik. Sonrasında e, konuklarımızla farklı konularda sohbetlerimiz olmuştu ve konuklarımız o haftanın konusu doğrultusunda kendi deneyimlerini bizlerle paylaşmışlardı. Ve çok keyifli sohbetler yaşamıştık. Gökçen Koray, Seval Köse... Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe ve Hasan Uçarsu geçmiş programlarımızdaki değerli konuklarımız arasındaydı. Bugün de koroda repertuar oluşturma ve prova tekniklerini değerli konuğumuz Şef Burak Onur Erdem'le konuşacağız. Sorularınız ve merak ettiğiniz her şeyi lütfen chatte bizimle paylaşın. Şefliğin kavramları, kavramlarını tarihsel bir kronolojiyle ile hızlı bir şekilde anımsayarak ee, başlamak istiyorum bugün. Şeflik tarihinin modern anlayıştaki karşılığı yavaş yavaş ortaya çıkan ve nesillere aktarılarak ilerleyen bir olgu. Ee, farklı ülkelerde farklı tekniklerle ilerleyen müzin türüne göre zaman zaman değişiklik gösteren bir yapıya sahip. Burada 19. yüzyılda devam eden e, alışkanlıklardan biraz bahsetmek istiyorum şefliğe dair. Biliyorsunuz şeflik aslında çok uzun süredir var olan bir şey ama e, modern anlamıyla bildiğimiz şekilde e, birinin orkestra karşısına ya da koro karşısına geçip e, bir şey yönettiği bir e, durum değil. Bu devam eden alışkanlıklar arasında e, duyulur şekilde zaman sayma var. E, bunu e, birçok örneğinden biliyoruz. E, yere değnek e, vurarak saymak ya da ses çıkaracak şekilde e, sayarak orkestrada ya da koroda herkesin aynı anda söylemesini e, sağlamaya yönelik bir e, gelenek. Bu 19. yüzyılda da romantik dönemde de devam ediyor yönetme işinin bölünerek paylaşılması burada e, kemancı ve e, baş kemancı ve piyanistlerin e, iki ayrı yönetici olduğunu orkestrada e, biliyoruz. E, burada e, temelde orkestrayı yöneten baş kemancı oluyor ve şarkıcıları solo ya da koro fark etmeksizin yöneten de piyanistler ya da organistler oluyor. Ee, ve baş kemancının kemanın arşesiyle yönetmesi ya da kemanın sapıyla, ucuyla e, yönetmesi bir e, devam eden geleneklerden bir tanesi. Yenilikler ise e, bugünkü anlamıyla bir şefin karşısında, e, orkestra karşısında durarak e, gerçekleştirdiği durumdan e, ibaret aslında e, baktığımızda bu alandaki yeniliklere bakınca şefin nerede duracağı bir e, yeni bir tartışma konusu olarak gündeme geliyor. Çünkü e, ilk zamanlarda e, şu şekilde e, bir duruş var. E, bir yanda orkestra, bir yanda seyirciler. Şefin yüzü ortaya dönük, iki tarafı da görebilecek şekilde e, yönetiyor. Ee, ve işte şefin yüzü nerede duracağı ve yüzünün nereye döneceği bu sorular e, çıkıyor karşımıza. Ee, tabii müziğin e, karmaşıklık seviyesi artıyor ve e, büyük orkestralarla bu müziklerin icrası için orkestrayı bir e, düzene sokmak için ne yapmamız gerekiyor sorusu e, yine şeflik müessesesinin oluşumunda ilk akla gelen sorulardan bir tanesi. 19. yüzyılda müzik yapma pratiğinin değişimiyle ortaya çıkan olgu, yönetmek ve şeflik adı altında inceliyoruz bunu. Conducting practice olarak karşımıza çıkıyor İngilizce'de. Kapelmeister dediğimiz kişi toplumda çok yüksek bir yere sahip olmasa da sivil yahut bir himaye altındaki en yüksek hizmetli statüsünde. Görev tanımları arasında bestelemek, e, kopyalamak. Yani kopyalamak derken e, bugünkü müzik e, basım şirketlerinin e, yaptığı işi yapıyor. Kendi eserini. E, bir de çalacak insanlar için kopyalaması gerekiyor bestecinin. E, besteci diyorum çünkü ilk şefler besteci aynı zamanda. Kendi bestelerini yöneten şefler. E, prova yapmak ve konser yapmak şeklinde sıralanıyor. Dört görev tanımı var. E, burada tabii genel olarak bu yüzyılın getirdiği değişiklikler var. Bunlar öncelikle yayın evlerinin açılması ve ucuza ve kolay ulaşılabilir müzik üretimi. Ekonomik olarak orta sınıfın soyullar karşısındaki yükselişi ve orkestraların ve müzik yapan herkesin imkanlarını ve hareket kabiliyetini arttırıyor. Burada müzisyen tanımı da değişme, değişime uğramış oluyor ve besteci denilen kişi artık elle yazdığını, provalarda e, müziğin ayrıntılarını tarif eden kişi değil, müziği basılarak çoğaltılan ve bu ayrıntıları önceden nota üstüne tarif e, etmek durumunda kalan kişi haline dönüşüyor. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, besteciler e, bir atıyorum sarayda görevli ya da bir işte e, bir himaye altında e, kendi eserini o e, o grup için besteliyor ve Sarayda atıyorum görev alıyor ve o saray keman partisini e, işte yayının nasıl olacağı, bağının nasıl olacağını e, anlatıyor. E, fakat artık e, farklı orkestralar, daha büyüyen orkestralar ve e, yayın şirketlerinin ortaya çıkmasıyla artık bir bestecinin eseri farklı coğrafyalarda da çalınabilir hale geliyor. Bestecinin de her coğrafyaya gidip onu anlatma dolayısıyla önceden karar verip bunu yazmak durumunda notasına. Bugün baktığımızda müzisyenleri kabaca iki kategoride inceliyoruz. Besteciler ve icracılar olarak. İşte şeflik dediğimiz müessese de icracıların bağımsız olarak yükseldiği bu evde doğuyor, ortaya çıkıyor ilk şefler e, başkalarının eserlerini icra eden kişiler olarak tanımlanıyor ve varlıkları e, müzik eleştirmeninde müzik basınında ki bu alanda yeni bir alan e, konu haline geliyor. Bizim gibi müzikler daha karma sıraların daha da büyüdüğü bir dönemden bahsediyoruz şefin gücünün yavaş yavaş artması ve baton kullanmaya başlanması bunun ne şekilde yapılması gerektiği sorusunu da doğuruyor e, birlikte. Ve e, bildiğimiz üzere Mendelssohn'la e, başlayan şeflik sürecinin e, listin piyanodaki virtüözlüğünü şeflik alanına e, aktarması e, ifade hareketlerini ortaya çıkaran kişi list biliyorsunuz işte Forte'de eller yukarı piyano olunca e, çöküyor burada şeyde de görüyorsunuz şu anda ee, bir illüstrasyon olarak ilk resmin ilk resimde e, forteyi gösteriyor İki el havada ve piyanoyu gösterirken yere çömelmiş vaziyette bugün de görebiliyoruz bazı şeflerden e, bu hareketleri bu şekilde e, ilk çıktığı zaman tabii çok tuhaf karşılanan hareketler bu ve e, şeflik deyince bir sonraki e, kişi Wagner Wagner tarafından bir eser içerisinde müziği ve cümlelemeyi ortaya çıkarabilmek için tempoda, nota üzerinde yazılı olmayan değişikliklerin şef tarafından yapılabileceğinin konuşulması bu alandaki temel yapı taşlarından bir tanesi. Tabii buna karşılık bir şefin her zaman bestecinin emrinde olması, onun yazısına sadık kalması gerektiğini savunan bir karşı görüş de var. Bunu ilerleyen, tarihin ilerleyen zamanlarında iyice, göreceğiz günümüzde de dahil olmak üzere. Fakat zaman içinde güç, prestij, para şeflerin değine kayıyor ve modern anlamda müzik yapma durumunun patronları şefler olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir önemli besteci ve şef aynı zamanda Karl Maria von Weber. 1786 ve 1800 1786 1826 yılları arasında yaşayan Weber'in e, tempo ve içsel hissiyat arasındaki e, ilişki kurgusu bir sonraki jenerasyonda Wagner'in teorisinin temelini oluşturacak kavram. Weber, şefi şarkıcılarla enstrümanistler arasında bir hakem olarak e, görüyor, e, kurguluyor. Şu anda e, yine bir ilüstrasyondan e, Weber'i görüyoruz. Elinde e, gördüğünüz gibi bir e, ruloyla e, yönetiyor. Ee, ve bu rulo e, baktığımızda baton kullanımından önce gelen durum aslında. E, batondan önce o e, ilk resimde de gördüğünüz iki elde bir e, kağıt var, e, kıvrılmış kağıt. O kağıtlarla hareket ederek e, yönetme pratiği e, devam ediyor. Weber zamanında da devam eden bir gelenek bu. Weber'in dediği özetle e, şu... Yorum ve tempo değişiklikleri göze çarpmayacak bir ustalıkla üstesinden gelinmesi gereken bir durum diyor Weber. Şef sadece zamanı sayan ve orkestrayı bir arada tutarak eserin çalınmasını sağlayan kişi değil, tempo manipülasyonlarıyla zarif bir biçimde müziğin gerçek anlamı olan duyguları ifade etmesi, bunu yansıtmasını sağlayan kişidir diyor. Yani aslında tek cümleyle ifade etmek gerekirse bu uzun bir cümle oldu. Ee, Şef müziğin içindeki anlamı ve duyguyu ortaya çıkartan kişidir diyor Weber. Ve Wagner'de aynı fikri savunacak e, bir jenerasyon sonra. Tabii yine e, kayıtlara göre orkestralar adına başarılı bir ritardandonun gerçekleşmesi Mendelssohn'un kariyerinin ilerleyen safhalarına rast gelmekte. 1840'lardan aşağı yukarı bahsediyoruz. Yani ritardan da biliyorsunuz gittikçe ağırlaşan 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 bir e, durumu anlatır ve e, orkestra da aynı şekilde bütün enstrümanların ya da koro da aynı şekilde bütün koro elemanlarının e, ağırlaşması için ortada bir insan durması ve onun hareketlerine göre e, bunun kurgulanması lazım. E, Mendelssohn'un kariyerinin ilerleyen safhalarına denk geliyor bu da. Bir sonraki şefimiz 1774-1851 yılları arasında yaşayan Gaspare Spontini. Berlin Operası'nda 1820 ve 1842 yılları arasında şeflik yapıyor Spontini. Askeri bir disiplin getiriyor ve güçlü bir şefe itaatin orkestra standartlarını yükselteceğini söylüyor. Getirdiği yeniliklere baktığımızda baton kullanılmaya artık başlamış. E, Batonun zaman saymanın yanında emir veren bir araç olarak e, kurguluyor. Yani tabii metaforik bir şey bu ama e, bu şekilde görüyoruz Pontini'de. Ve tabii yine Mendelssohn'a geri dönmemiz e, gerekirse e, 1809-1847 e, yılları arasında yaşıyor Mendelssohn. E, bugünkü anlamıyla modern vuruş. 3 tekninin vuruş şemalarının yaratıcısı olarak görüyoruz. Yani 4 işte dört dörtlüğü bu şekilde vurmayı, 3 dörtlüğü bu şekilde vurmayı kurgulayan kişi Mendelssohn olarak çıkıyor karşımıza. Mendelssohn, koro ve orkestra şeflerinin podyumdaki gücünü sağlamlaştıran kişi ve modern prova metotlarının da yaratıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de konuşacağız bu konuyu ayrıntılı olarak. E, Gewandhaus, Leipzig'teki Gewandhaus orkestrasının şefliğini yürütürken yaptığı yenilikler arasında orkestrayı büyütmek var. Romantik dönemde orkestranın büyüdüğünden bahsetmiştik demin. 40 kişiden 50 kişiye çıkartıyor orkestrayı ve e, baş kemancının kilit rolde olduğunu söylüyor ve e, o dönemin en iyi kemancılarından biri olan e, Ferdinand David'i baş kemancı olarak orkestraya alıyor. Tüm bunlar orkestranın kalitesini ve seviyesini yükseltiyor. E, ve orkestra üyelerinde gerçek bir gelişme görmedikçe asla tatmin olmayan, yetinmeyen ve yorulmayan bir kişilik olarak görüyoruz Mendelssohn'u. Prova sayısını arttırıyor ve prova içeriklerini daha ayrıntılı bir hale getiriyor Mendelssohn. E, bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Yine bir konser esnasında, e, konserin genel provası esnasında daha doğrusu 200 kişi var. E, koro var, orkestra var. Ee, ve e, bir kadın koristi orası fa fa diyez değil diye uyardığı kaynaklara geçmiş. Tabi duyup düzeltebilme yetisi o kadar ses arasında çok önemli şeflikte. İşte bunu kendi zamanda başarıyla yapan ve çağdaşları tarafından, çağdaşları tarafından da örnek olarak gösterilen kişilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 1830 ve 40 arasında e, yeni prova teknikleri bulan besteciler de var. Besteciler diyorum çünkü besteci şefler o dönemin yaygın özelliği demin de bahsettiğim gibi. Mesela Ludwig Spohr notaların üzerine harfler ya da sayılar koyan ilk kişi. Bugün prova işareti rehearsal mark olarak bildiğimiz kavramın yaratıcısı. Bir başka besteci ise Fransız besteci e, Hector Berlioz. ...Fantastik Senfonisi'nden tanıdığımız... ...besteci... E, ...provalarda farklı grupların... ...ayrı ayrı prova yapmasını başlatan kişi. E, yani yaylı grubu... ...ayrı bir prova yapıyor, nefeste ayrı yapıyor... ...koroda partiler ayrı ayrı... E, ...çalışıyor. Bunu... ...Berlioz'un başlattığını e, görüyoruz... ...kaynaklardan. Mendelssohn'a geri döneceğim. Çok önemli biri... ...çünkü bu konuda. Mendelssohn'un getirdiği... ...yeniliklerle şefin görev tanımı da... ...değişiyor... Bunlara baktığımızda orkestraya yeni bir ritim gördüklerinde ve alışkın olmadıkları bir teknik bir efekt gördüklerinde yol gösterici olmak geliyor. Çünkü yazılan eserler de artık genişlemeye değişik yollar aranmaya başlıyor besteciler tarafından. Bu birbirini çok besleyen bir şey. Orkestra büyüdükçe büyük orkestraya beste yapılması... E, büyük orkestra beste yapıldıkça yapılan o bestenin hayal gücüyle genişlemesi ve orkestranın daha da e, büyük e, bir hale gelmesi. E, diyoruz. İçerisinin sonuna ortaya çıkıyor ve orkestra ve şefin farklı bir ışık altında gözükmesi. Bugünkü konser pratiğinden e, konser pratiğinde görüyoruz bunu. Orkestra ve şef ışıklı e, seyirciler karanlık içerisinde işte bu da Mendelssohn'un zamanında ortaya çıkan yeniliklerden bir tanesi. Tabii şeflik deyince Macar besteci Franz Liszt demin de bahsettik. E, liste baktığımızda şeflik hareketi, hareketlerine yeni boyutlar kazandırdığını görüyoruz. E, bu sayma şemalarından ziyade müziğin cümleleri ve dinamikleriyle, nüansıyla alakalı bir durum. Bu kavramların elle işaret edilmesi olgusu aslında. Şiirsel olanın mekanik olan karşısında altını çiziyor. E, List ve yine şefliğe dair önemli sözlerinden bir tanesi List'in biz pilotuz kürekçi değiliz diyor. İşte kürekçi diye düşündüğü kürekçinin sürekli çektiği gibi zaman sayan bir kişi değiliz. Ama e, uçağa uçuran ona yol veren, müziğe yön veren kişi olduğunu söylüyor e, şefin. İşte listin orkestra ile iletişim kurma yolu bu şekilde. Tabii çağdaşları dediğimiz gibi bu yeni hareketleri hem orijinal buluyorlar hem de tuhaf olarak değerlendiriyorlar. Wagner ise e, daha da derin bir anlama, e, daha da bir derin e, anlam yüklüyor bu sürece ve zamanı sayma ve nüans kontrolü e, nüansı kontrol etme gibi durumları getiren adımlar olarak tanımlıyor. Burada List'in de Wagner'in de üzerinde durduğu çok önemli bir e, olgu var. Beethoven'ın müziği. Eee Beethoven'ın müziğinde e, müziğinde bir şey anlatıyor ve bunun hem duygusal hem de entelektüel bir içeriği var diyor. ikisi de List de Wagner'de. Yorumculuk ise bu e, şiirsel objeyi önce keşfetmek, sonrasında da bunun anlamını meslekten olmayan bir kişiye iletmektir şeklinde e, bahsediyor. Yorumculuktan yorumculuk derken tabii e, hem şeflik hem icracı enstrümanisti kastediyor. E, Wagner'in e, ses içinde e, bir benzer yaklaşımı var. E, güzel bir ses sadece bir dış görünüştür diyor ve şiir okuyan bir kişiyi metafor olarak kullanıyor ve şunu söylüyor. Bir eserin en yüzeysel bölümünü düşünün. Şiir okuyan e, şiir okuyan bir kişi kendi kanaatine göre bir artikülasyon ve vurgu ile kelimeleri okuyamaz. Bunu metnin anlatmak istediği içeriğe sıkı sıkıya sadık kalarak yapmalıdır. İşte o zaman o artikülasyon ve vurgu ortaya çıkar. E, metnin anlamı bunu belirler diyor. Wagner tüm icracılar eserin içeriğini anlamalıdır ve bu e, yüzeysel ayrıntıları anlamlandırmalıdır diyor. Yani notayı çalmak değil o notanın ne ifade ettiği. Bu e, icrayı gerçek sanatın yaratımı kavramı ile bağlayan düşünce Wagner'in ortaya koydu ve aynı zamanda Alman idealizminin de bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Tempoyu belirleyen şey eserin şiirsel içeriği değil Melos kavramıdır diyor. Melos diye bir kavram atıyor ortaya. Yani melodiden aslında bahsedecek Wagner. E, bunun nasıl söyleneceğine, melodinin ne anlattığı karar verir diyor. Bunu da kanıtlamak için e, Bach'tan bir örnek veriyor. Bach hayatı boyunca hiçbir eserinde bir tempo göstergesi kullanmadı. Ve saf müzikal anlamda bu ideal bir durumdur diyor. Bach bunu yaparken aslında sormak istediği soru şuydu benim bir temamın ya da bir cümlemin karakterini ve ifadesini anlamayan birine İtalyanca tempo işaretleri ne kadar yardım etsin? Doğru e, doğru tempo doğru cümlelemeyi getirecektir diyor Wagner ve Mozart'ı, Beethoven'ı ve birçok besteciyi şimdiye kadarki herkesten çok iyi anladığını e, ifade ediyor ve ağır tempoları ekstra ağır Allegro'ları bazen çok hızlı bazen de çok ağır almaya başlıyor ve e, şeflik tarihindeki en büyük tartışma başlıyor. Şef bir eserle istediği gibi oynayabilir mi, tempoyu değiştirebilir mi? Sorusu tabii 20. yüzyıla geldiğimizde artık nota beğenmeyip eserlere müdahale eden şefler bile e, karşımıza çıkıyor. Şeflikte genel olarak e, bir Alman ekolü yani merkezi, Avrupa merkezli e, Avrupa merkezinden bir Alman ekolü olduğundan temelde bahsedebiliyoruz. Tabii İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Rusya'da, Amerika'da da bu geleneğin zaman zaman ortak noktalarla, zaman zaman da farklı yaklaşımlarla günümüze geldiğini belirtmek istiyorum. Koru şefliği'ne dönersek, koru şefliği ve yeni koroların kurulması bağlamında baktığımız zaman 20. yüzyılda ciddi bir atılım görüyoruz. Ee, tabii bunu üçüncü seminerimizde de e, kadın korolarının altın çağı diye bahsetmiştik. 20. yüzyıldan bu aslında bütün korolar için geçerli çünkü 18. yüzyılın sonunda e, başlayan e, ve 19. yüzyıl boyunca devam eden e, koro derneklerinin kuruluşu bu müziğin hem besteciliğini hem de şefliğini büyük bir artışla etkilemiş bulunuyor ve 20 yüzyıldaki ilk jenerasyonun önemli koruları ve şeflerini kısaca saymamız gerekirse Sir David Wilcox, Bach korusunun şefi, Sir Roger Norrington Schütz korusunun Londra'daki şefi, Robert Shaw, yine Robert Shaw Korale'nin şefi, Sir John Elliot Gardner, Monteverdi korusunun şefi, Helmut Rilling, Bach Collegium Stuttgart'ın şefi, Erik Erikson ee, Koro şefi dediğimiz zaman tabii e, hepimizin e, bayağı tapındığı bir e, kişi olarak karşımıza çıkıyor. İsveç Radyo Korosu'nun e, şefi gibi. Bir sonraki jenerasyonda ise e, günümüze uzanan e, zaman dilimini kapsıyor. Bu jenerasyonda e, David Hill, Bach Korosu'nun yine şefi, Frieder Bernius, e, Stuttgart Oda Korosu'nun şefi, Cambridge Singers John Rutter'ın şefliğinde, Estonya Filarmoni Oda Korosu Tonu Kalyuste'nin şefliğinde ve bir sürü daha buraya sığmayacak şef ve koronun, Hollanda Oda Korosu gibi mesela koronun ortaya çıktığını görüyoruz. İşte tüm bu süreç boyunca şefin belki de en önemli görevlerinden biri olan prova, ve repertuar oluşma kısmına geri dönmek istiyorum. Bugün konuğumuz Devlet Çok Sesli Korosu ve Rezonans Korosu'nun şefi, değerli dostum Burak Onur Erdem'le koroda repertuar oluşturma ve prova teknikleri üzerine konuşacağız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Volkan. Çok heyecanlı ya bu program. <laughs> ben o kadar şimdi 20 tane program yapmışım. Böyle ee konuk olarak izlemek ne kadar güzelmiş onu fark ediyorum önce. Ve çok güzel bir hazırlık yapmışsın. Ee, ben bu bütün bu tarihsel süreci yani çok güzel anlattım bence. Ve bence herkes için çok önemli. Çünkü şeflik bizim yaptığımız meslek böyle bir 200 yıllık falan bir meslek. Çok uzun Öyle. tarihi olmayan bir şey olduğu için güzel bir perspektif oldu bence. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aynı zevkle e, biz de hem e, rezonans diyaloglarını e, her e, çarşamba günü hem de cumartesi günleri Devlet Çok Sesli Korosu'nun senfonik söyleşilerini e, takip ediyoruz. Aynı e, mutluluğu, coşkuyu o seyrederken yaşıyoruz. Teşekkürler. Şimdi bu konuya e, giriş yaparken aslında e, şeflerin iki e, temel görevi diye konu başlığımız da o. E, öncelikle ben biraz e, şundan bahsetmek istiyorum. Şunu sorarak başlamak istiyorum. E, prova teknikleri diyoruz ama e, koroya e, amatör, profesyonel fark etmek sizin e, gelen kişiler e, gelen koristler e, bir şarkı söylemek için geliyor. Bir şey söylemek için geliyor. Ve e, o prova pratiğinin öncesinde şefin bir proje yapması gerekiyor, bir repertuar oluşturması gerekiyor. Yani bir şarkı seçmesi gerekiyor. Bu şarkıyı işte belli bir proje dahilinde, bir tema dahilinde işte ya da belli bir amaç dahilinde oluşturması gerekiyor. Onun için Prova'nın ilk önceliğinin şef açısından repertuar oluşturma, bir yol çizme olduğunu düşünüyorum. Bu konudan biraz bahsedelim isterim. Ya beraber çok çalıştık zaten biliyorsun yani. Beraber masterclasslara da gittik seninle. Ee, bize söylenen ve yani bu, bu konudaki duayenlerin söylediği bir şey var. diyor ki e, o topluluğun karşısına geçiyorsan e, ortaya koyacak anlamlı bir ürünün olması lazım Göstereceğin bir hedef olmalı e, sunağın bir içerik olmalı ki e, oraya geçip geç onlara bir o insanların zamanını o insanların enerjisini o insanların e, bütün müzikal fikirlerini alıyorsun. Bir de şunu da söylemek lazım. Özellikle koro şefliği bence e, bu dönemde en çok gelişe alanlardan bir tanesi biliyor musun? Çünkü Tidovi Wiesel'in bir sözü var. Demin şeyden bahsettin ya. Hollanda Oda Korosu. Bu Hollanda Oda Korosu'nun e, bu adam işte ne diyeyim direktörü. Hı hı. Uzun sürede söylemiş koroda. Şimdi direktörlüğünü yapıyor. Diyor ki koro diyor 21. yüzyılın orkestrasıdır diyor. Yani nasıl 20. yüzyılda hani anlatın ya 19. yüzyıldan başlayarak işte Mendelssohn'lar işte o Wagner'ler orkestra büyüyor. Şimdi öyle bir dönemi koro ile yaşıyoruz. Ve bence bunu gerçekten yaşıyoruz dünyaya baktığımız zaman. E, o yüzden çok gelişime açık bir konu. E, yine bir anekdotla cevap vereyim. E, bunun önemine. E, Devlet Çok Sesli Korosu'nda biliyorsun bir e, master masterclass yapıyoruz. Walter Strauss Koro Şefliği masterclassı. Burada çok değerli hocalar geliyorlar. E, deneyimlerini paylaşıyorlar. Bir de özellikle bir seans yapıyoruz. E, koro sanatçılarıyla şefleri buluşturuyoruz. Yani e, Devlet Çok Sesli Korosu'nun e, birkaç sanatçısıyla işte şefler arasında bir diyalog sağlamak istiyoruz. Çünkü korodakiler e, bizim gördüğümüzden çok daha fazlasını görebiliyorlar. Kesinlikle. E, orada bir bir şey pay paylaşmak istiyorum oradan bir anı ee, bizim devre çok ses korsun sanatçı temsilcisi Ali Sından demişti ki geçtiğimiz yılki maastrichtlasta e, katılımcı meslektaşlarımız bizler dedi hepimiz müzik kesildi mi sesim kesildi bir daha alalım orayı kesilince hissetmek çok güzel değil mi <laughs> böyle kesildi <laughs> bizler dedi Ali hepimiz müzisyeniz dedi. Tabii ki devlet çok sesli korosu sanatçıları yani hepsi profesyonel müzisyen. 30 yıldır, 31 yıldır bu işi yapıyorlar. Kimileri daha da uzun zamandır bu işi yapıyor. Yani bizim yaşımız daha o kadar yani düşünürsek büyük bir tecrübe var. Ve o şef e, e, katılımcılara demişlerdi ki, demişti ki Ali bizler hepimiz müzisyeniz ve hepimizin müzikle ilgili bir fikri var. Bu frazla ilgili işte bu bu nasıl söylenmeli nasıl artiküle edilmeli hangi duygu biraz hızlanmalı mıyız yavaşlamak mesela ama dedi bizler hepimiz kendi müzisyenliğimizi sizin içinizde sizin e, nasıl diyeyim siz ediyoruz oğlende eee buraya çıktığınız zaman gerçekten söyleyeceğiniz şeyin çok düşünülmüş, çok hazırlanmış, çok e, bilinçli olması lazım demişti ben çok güzel bir e, öneri. Bunun aynısı bence hem prova için geçerli hem de dediğin gibi repertuar ve projeler için geçerli. Şimdi onu konuşacak. Evet, yani öncesinde aslında e, genel olarak e, çevremizde yani özellikle müzisyen olmayan e, kişilerin şöyle bir e, şakayla karışık gözlemi vardır. Ya çıkıyorsun el kol sallıyorsun. Sen böyle böyle yapmasan söyleyemeyecekler mi ama e, elkol sallama hadisesi aslında bakıldığında e, işin en e, yani performans açısından çok önemli olmakla beraber e, o büyük hazırlığın yapılan büyük e, hem e, çalışma pratiğinin hem entelektüel birikimin e, yansımasının bir çeşidi oluyor. Yani sadece orada çıkıp elkol sallamak bunu Rengim Gökmen de e, söylemişti. Ee, yani herkes de de çıkar elini kolunu sallayarak bir şey yapar. hani üç dördü vurursun. Ee, yani bir sürü e, bunun e, güzel örneği de var. İşte Cem Yılmaz'ın Borusan'ı yönetmesi, işte e, Selçuk yöntem'in e, Olten e, orkestrasını yönetmesi gibi zaman zaman böyle şeylerde yapılıyor. Ama e, bu tabi e, bir taklitten öteye gitmiyor. Bu, bu da bir e, meslek ve çok ciddi bir meslek bak bakıldığında. Ya şuna benziyor. Ben biliyorsun şeyi de uçakları da severim pilotlu falan. <laughs> geliyordu aklıma. Demin de pilot örneği verince de hoşuma gitti ya ne güzel söylemiş. Kürek çekmen diyor ya. <laughs> kürekçi evet. değiliz biz demiş adam. Yani e, bu şunun gibi bir şey mesela. Şef el kol sallıyor. E, sallıyor tabii de yani o zaman da ne bileyim pilotta direksiyon sallıyor yani. Onun gibi bir şey. <laughs> Aynen. E, ama şunu düşünelim yani o uçak içindeki yolcularla nereden nereye gidecek, nasıl bir rota var, e, hangi e, yüksekliğe çıkacak, işte nasıl bir iniş planı yapacak, ne kadar benzin lazım. Bunların hepsini metaforlaştırıp konuşuruz vallahi yani şey olsa. Aynen. Burada e, şimdi proje e, bir proje yaratmak gerekiyor ki artık günümüzde de e, yani bir amaç olması gerekiyor ve o amacın gerçekten ee, ...çok iyi kurgulanması gerekiyor. Ve bunu kurgularken aslında en büyük e, zorluk demeyeyim de... ...en büyük işlerden bir tanesi e, bu çizilen yolda bir e, lider olarak diyeyim. E, çünkü yani tek bir kişi bir sürü insana bir e, fikrini ikna etmek zorunda. Bu fikrin e, gerçekten e, ulaşılabilir olabilir ve başkalarının da bunu buna ortak olacağı bir proje yaratmak gerekiyor. Sen bu konularda gerçekten çok biz de 2009 yılından beri beraberiz. Miam'daki yüksek lisansımızdan beri. İlk Bu şeyler arasında ben bu Erik Whitaker projesinden biraz bahsetmeni istiyorum çünkü başlı başına tam konuştuğumuz bunu ve bunu paylaşma paylaşmanı istiyorum. Ya o çok evet güzel bir hikaye. Bu şuna benziyor. Mesela demin konuştuğumuz örneğe benziyor. İşte mesela Berlin Radyo Korosu'nun şeflerinden Simon Halsey bunu söylüyor. Diyor ki Simon Halsey kendisi bana da söyledi. Kitabında da yanlış bana da söyledi. Benim zaman Hamburg'da Erik bir tıkır Burak bir polis... kesiliyor. Bir olmuştu. Ben... kesiliyor bir tamam. Devam. Hamburg'ta Eric Bittiker'ın provalarını izleme şansım olmuştu. Hı hı. E, o zaman yanına git demiştim. Ben dedim sizi Türkiye'ye getirmek istiyorum demiştim. He falan dedi öyle. E, şöyle bir şey var. Birçok faktörün tabii ya, ya, yerini bulması lazım. Bunlardan bir tanesi en önemlisi. Koronun hazır olması lazım buna. Müzik olarak değil. Müzik olarak koro hazır olur. Ne olacak ya? Prova yaparsın. Hazır, hazır olur mu koro? Mente olarak, zihin olarak koronun hazır olması lazım. Şimdi sen <laughs> ee, Eric Whitaker'ın müziğini bir de seyircinin tanıması lazım. Şimdi yani koskoca Whitaker gelecek, boş konser yapamayız ki konser çok güzel oldu sonunda. 2200 kişi izledi falan. Yani büyük bir Öyle konser bir, oldu. Bir gerçekten. Ee, ya yani, büyük organizasyon var arkasında, büyük bir ekip çalıştı arkasında. Yer yaptık, yani, yani hep beraber yapıyoruz o güzel işleri. Çünkü ekipler buna inanıyor. Ee, onların inanması için de o inanmaya bir zaman bırakmak gerekiyor. Yani Eric Whitaker'ın müziği çok güncel bir müzik. Bizim kulağımızın çok seyircinin çok sevdiği bir müzik. Seyirci bu müziği 2009 yılında bilmiyordu. Yani biliyor muydu? Bilmiyor. Korofestte işte biliyorsun o Koro Fest'te Boğaziçi Korosu'yla Little Birds. Little Birds. diye bir tane şarkı yapmıştım ben. Eee gidiyor bak onu da düşünmek lazım. Böyle bağlantılar var. Ben Spitzbart diye bir şef getirmiştik. o şefi nereden getirdin diyeceksin. Kimi getirelim ya diye sordum ben. Kime sordum? Alman lisesindeki koro hocama. Tanımıyorum ki ne Avrupa Kantat var. Ne bir şey var. Şimdi bugün elimizde Gırla. Müzik komisyonu listeleri. Dünyanın en iyi şeflerini tanıyoruz. O zaman tanımıyordum. Yani yaş 20. Haberim yok yani dünyadan. Kimi getirelim dedim. Festival yapıyoruz falan. O dedi ki benim şöyle tanıdığım eğitimine gittiğim Bernd Spitzbach diye bir şef var. İyi bakalım bakalım. Adamla konuştuk ya, gelirim dedi. İyi gel. Geldi. Geldi ve Erik Whittaker'ın müziğini getirdi buraya. Biz de çok sevdik, söyledik. Hatırlıyorsunuz sonunda kuşlar muşlar uçuyordu. Eğlenceli bir şeydi. Ben o yaz kafayı taktım. Kim ya bu adam? Ne güzel müzikleri var falan diye. Hatta şeyi hatırlıyorum. Cloudburst ilk çaldığımda, şeyde bilgisayarımda nereden şimşek çakıyor ya falan diye düşünmüştüm yani. Ama onlar çok etkili anlar. Sonra dedim ki yani bu anı koro da yaşayabilir. Bu anı seyirci de yaşayabilir. Ee, ve üç yıl öncesinde başladık. Hazırladık. Whittaker projeleri yaptık. Konuk şefler getirdik. Biliyorsun, beraber olmuştuk o dönemde. Kimler Joe geldi? Joe Michael Chaibe geldi ilk. Nigel e, Short geldi. Joe Michael Scheibe geldi. geldi. Ee, Eric Whittaker müziği yaptılar. Yani başka birileri daha geldi ya. Atın, Brady Allred falan da gelmiş. Brady dedi. Allred geldi aynen. Böyle bir yön verdik. Sonra şartlar, tarih, işte Eric Whittaker'ın Türkiye'ye gelişi falan böyle bir denk geldi. Ve... İş oldu ama öncesi, öncesi daha önemli. İşin kendisinden daha heyecanlı bence. Kesinlikle işte e, bu biraz da e, gerçek anlamda bir e, vizyon gerektiren bir e, şey. Yani e, bu meslekte hiçbir zaman e, demin Mendelssohn örneğinden verdim. Mendelssohn hiç e, şey olmazmış, tatmin olmazmış. ya yani Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yani orkestradaki Adamın iyi çaldığını görecek şey ya, tatmin olacak kendi tamam diyecektir tamam sen çalışsa sırayla böyle uğraşırmış herkesle ee, yani bu <laughs> e, bu vizyon gerçekten e, ısrar etmek hem e, vizyon olarak bütün dünyayla entegre bir şekilde bunu yapmak e, gerçekten çok önemli e, diye düşünüyorum. Ee, ki işte e, senin de dediğin gibi bu Eric Whittaker projesi herhalde e, Türkiye Koro Camii aslında gerçekten çok önemli, çok güzel e, işler yapılıyor. Onlardan bir tanesiydi, çok önemliydi. E, gerçekten 2200 kişinin e, İstanbul'da olmayıp bu konser için İstanbul'a gelen bir sürü insan biliyorum Koro Camii aslında. Çok değerli hocalarımız da vardı içinde. Evet çok ıı, başarılı bir işti. Ben böyle öve öve bitiremem şimdi. <laughs> çok seviyorsunuz. Ee, bir sonraki e, yani gelmek istediğim yer şu. Bunu e, mesela bunun için e, bir önerin olacak olsa ne önerirsin? Biri bir koro kuruyor baştan ve e, bir repertuar belirleyecek. Bu repertuarı neye göre belirlemeli? Yani bir tema üstünden mi gitmeli? Yani bir sürü parametresi var bunun biliyorum ama e, ne diyorsun bu konu hakkında? Evet, gerçekten mesela birçok parametresi olabilir. Ee, şimdi yayında da çok değerli hocalarımız da var. Onların mutlaka e, bize vereceği e, bu konuda bilgiler de vardır. Yani onlardan da çok şey öğrendik bu konuda. E, tabii ki şunu söyleyelim. Bir kere korunun e, yapacağı repertuarı seslendirebiliyor olması öncelikli. Yani bunu birçok yerde konuşuyoruz. Ör Özellikle müzik öğretmenleri e, dostlarımız için bazı e, zaman zaman işte çalıştaylar falan yapıyoruz ya böyle işte koro ile ilgili biraz daha derin konuşalım diye. Orada da çok önemli mesela. Sınıf için hangi repertuarı seçiyoruz? Yani böyle e, kayıt kesildiğini biliyorum. O yüzden durdum. Şimdi geldi değil mi? Tamam. E, yani kayıtta dinleyince hoşumuza giden müziği yapmak ben bu hatayı yaptım. Oradan çok iyi biliyorum. Yani kendimden anlatayım. Hiç başkasına örnek gerek yok. Ben çok hoşuma giden müzikleri boğaz içindeyken, ben koroya bunları yaptırayım dedim ve olmadı. <laughs> çok açık yani. Koronun söyleyebileceği ama şöyle bir şey söylerler bize Alman ekolünde. Bunu da bilirsin. 3-5-2 taktiği. Bak taktik veriyormuşum buradan ne? Bak gerçekten %30 yani 3 kısmı. %30 e, kolay eser. Yani koronun söyleyebileceği ve rahatlıkla Hatta derler ki ilk prova yolunla başlayın. Ya gerçekten bir merhaba yani yazdan geldik bir şarkı söyleyelim insanlar bir mutlu olsunlar. Ee, bunun için hani bu Zink Freud e meselesi var ya şimdi birazdan konuşuruz. Birazdan isteyeceğim. <laughs> Sentezinde çok güzel bir bölüm var senin yaptığın. Bunu yanlış hatırlamıyorsam evet. iki sene önce bunu yaptığın devlet çok sesi korosuyla yaptığınız değerli Masterclass'ta da e, göstermiştin sunumunu Hı. yapmıştın, e, sonra tezinde de harika bir evet, sunum e, savunma yapmıştın. E, burada onu tekrardan yaşamak isteriz tabii ki. Ya yok o, o kısmı gö gösterebilir tabii ki. Şöyle yüzde otuz kolay. Sağ kolay derken basit değil yani ama koronun zevkle rahat mesela bir sınıf için bu bir kanondur ya. Yani bir daha doğrusu yani bir amatör koro için de bu bir kanon olabilir. Yani kolay bir hesap. %55 orta seviyede koronun e, işte severek söyleyeceği biraz da böyle uğraşıcı yapan. 2 de bak 3 5 2 ya %20 de zor eser. Koroyu zorlayacak. Bazen mesela biz şey yap, yarışmalara gideceğimiz senelerde taktiği değiştirip çok forvet koyuyoruz. Biliyorsun bunu. O zaman korodakiler böyle biraz yorulmaya başlıyorlar yani onun tabii dengesi korodan koroya değişir. Bence korolar da bununla beraber karar vermeli. Bu hemen lafını keseceğim. Geçen Rezonans diyaloglarında konuk ettiğiniz Lorenzo Donati'nin sitesinde de o challenging repertuar diye bir başlık var ve kendisi de anlattı. Yarışmaya gidecek korolar için yarışma formatında o zor zorluk formatında eserler yazdığından eee onun için 3 5 2 eee taktiği yani doğru ama aslında eee ben 2'yi biraz daha her zaman e yukarıda tutma. 3 e 4 3 e gibi. İyi gün. Eee bunlar tabii şaka. Yani bunu tabii, kimse ciddiye almasın. E tabii bunu yani volkanlarımızla şakalaşıyoruz şu anda ama eee oranları belirlememiz lazım mutlaka. Yani koronun evet. ne kadar zorlanacağı eser koymalıyız ve ee, bu e, insanları mutlu eden insanlar olmalı tabii ki ben mesela bu konularda yani ben şimdi burada e, korolarımızda beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla dinliyorum yani, anket delisiyim yani ben ya, gerçekten insanların fikirlerini alalım bu konudaki e, müzikal zevkleri ne? çünkü yani sen içeride söyleyen kişi olarak e, zevk almalısın müzikten ki kesinlikle Tabii bunu getiren bir şey de var bu da ayrıca ayrı bir konu repertuar seçimi yazısını prova nasıl yürüyor? Yani bu işin üstadı e, benim de hocam Johannes Prince. Yani ben bu gerçek bir üstad bu konuda. Wiener Zinkferen'in şefi. Çünkü niye öyle? Çok basit bir tanım yapacağım. Sonra devam edelim. Tanım şu. Johannes Princele bugüne kadar korosunda hangi eseri söylemiş olursam olayım çok heyecanlandım. Nokta. Çok zevkle söyledim. Demek ki yaptırıyor bana. Ben de bunu diyeyim nasıl yapıyor acaba diye düşünmeye başladım. İşte bu tezmez oradan çıktı zaten. Aynen. Yani e, burada tabi e, şuraya da getirmek istiyorum konuyu. E, öncesinde yapılan bu hazırlık repertuar seçimi, den sonra e, bir yere geliyor ve bir odaya giriyorsun. Karşısında bir sürü insan. Yani alışkın ol olma. İlk defa bir koro görüyor ol. E, amatör olsun profesyonel olsun fark. Aynı şekilde. Geldin. Ee, prova. Buyurunuz provaya. Evet. Burada şimdi ne yapılıyor? Burada e, yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun bir kere? Çok şey. <laughs> çok, ee, çok şey var. Bu, bu konu çok önemli bir konu. Bir kere e, yani e, burada bu konularda tabii ki çok önemli kavramlar var ya. Düşüneceğimiz. Ama bunları da eee ya nasıl düşünmeliyiz? Mesela, mesela bunu profesyonel... Takıldı. Konu konu zor olunca takılmaya başlıyor. <laughs> <laughs> Ağırlaşıyor böyle. Ee, bunu profesyonel sanatçılar çok güzel söylerler. Orkestra müzisyenleri de. Ee, yani Rengim Hoca da bunu anlatmıştır kaç kere biliyorsun. Yani orkestra ve koro şef geldiğinde... Beş saniye içinde takım notunu verir. <laughs> evet. Şimdi e, bu aynı şeyi e, Gökçen Hoca aramızda. Gökçen Koray. Hocam selamlar buradan. E, selamımızı iletelim. Geldi sağ olsun. E, o da aynı şeyden bahsetmişti. Demişti ki... 3 saniyede notunu verir. Ya olur ya olmaz demişti. Olmuyorsa olmuyor diyecek. <laughs> Gerçekten öyle. E, bunu e, bu çok doğru. Gökçe Hocamızın söylediği şey. E, ve bu noktada bir de şöyle bir şey var. Bir tane e, Amerikalı bir bando şefinin kitabında okumuştum onu. E, odadan girdiğimiz zaman, ya yani bu arada bunu şef diye düşünmeyelim. Herhangi bir, toplant Herhangi bir, tabii. Herhangi bir toplantıya giren biri de olabilir bu yani. Odadan girdiğimiz zaman e, karşımızdaki topluluğa iki mesaj veriyoruz. Birisi varsın mesajı, birisi yoksun mesajı. Yani e, karşımızdaki insanların insan olarak görmek, merhaba yani bir e, göz kontağı çok kesiliyor değil mi? Ben yani acaba cep telefonundan mı geçsem bu kadar kesiliyorsa? Ne, ne diyorsun? Çok mu kesiliyor? Gel, geldi şu anda. Yani hadi deneyelim bir tur daha. Olmadı cepten şeyden bağlı İnternet kötü. Ee, varsın ya da yoksun mesajı. <laughs> ee, çünkü insanlar karşıdan gelen birini görüyorlar. Yani gözüne bakıyor mu? Merhaba diyor mu? E, o bakışında o samimiyeti e, görüyor mu? Görüyor musun? Yani ben bir şef görünce bunları düşünüyorum. Yoksa kendi derdinde mi? Mesela ben çok şey kendim için en iyi gözlemleri master masterclasslarda korularda söyleyerek eee Orada gördüm. Ee, yani ya mesela şefler geliyor ya böyle şey yönetmeye sırayla söylüyorsun. İlk gittiğimiz masterclasslardan biriydi Volker Hemfinkle. Ha mesela ee, orada 40 tane 40 tane şef e, var ve hepimiz koroda söylüyoruz bir yandan yöneten çıkıyor. Tam böyle bir durum. Ha gibi. Şimdi kimi geliyor? Kendi derdinde. Ben günü kurtarayım da gideyim diyor. Kimi, kimi geliyor işte e, böyle çok hayal dünyasında müzikal fikirler ama iletişim sıfır yani bana bir şey anlatmıyor kimi geliyor Ya yani bin türlü hareket heyecan muhteşem bir iletişim ama içerik yok müzik yok gibi gibi yani birçok şey oldu bu böyle birçok şey dengesi bu bence o yüzden yine Johannes Prinz'i ben burada quote'layayım onun sözünü söyleyeyim çünkü ben daha onları söyleyecek kendi konumunda görmüyorum ama ben diyor hayatım boyunca bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum diyor Johannes. Her program bir sonrakine göre pardon her program bir öncekine göre daha verimli olabilir diyor ve bu konuda daha bugün ders yaptık yine Zoom'dan. Zoom bazen güzel işlere de yarıyor. bu seminerler gibi işte böyle bir araya ders yapabilmek gibi. Dedi ki bana ne olursa olsun dedi ben prova salonunda dönüp kendime dedi bunu sorarım dedi. Bunu biliyorsun. Buna ilk bize söylenen şey buydu gittiğimiz eğitimlerde. Her zaman şef sorumludur kardeşim. Bu kadar. Hiç. Lafı dolandırmaya gerek yok. Yani bir eseri çıkartabildin mi? Çıkartamadın mı? Koro sevdi mi? Sevmedi mi? Proje oldu mu? Olmadı mı? Senin sorumluluğun. Her şeyle sen sorumlusun tabii ki. Günahını sevabını alacaksın işin. <laughs> Peki bu prova teknikleri dedik. şimdi bir sürü farklı farklı Prova tekniği var yani en basitinden baktığımızda mesela şöyle şefler biliyoruz girdin direkt parça söyleyerek başlıyor direkt parça evet. e, hatta burada isim de verelim George Green e, uzun merhaba. süredir merhaba merhaba diyor giriyor başlıyor yani, merhaba diyor giriyor e, egzersiz yok herhangi bir ısınma yapmıyor. yok yapmıyor Yap, giriyor direkt neyse e, ver direk koyam for direkt, direkt başlıyor Evet. bir Böyle bir yol var. Profesyonel bir yol izliyor yani. Kendi profesyonel korolarını izlediği yolu izliyor. Böyle bir yol var. Bir yol bizim de bildiğimiz artık dünyada da çokça kullanılan bu vücudu hazırlama. Çünkü ses enstrüman olduğu için bütün vücudun rahatlaması, gevşemesi, o pozisyona post doğru postüre gelmesi gibi evet. bir sürü şeylerle birlikte e, bunları yaparken e, şeyden de çıkmak, e, o günün yorgunluğundan ruh halinden yani oraya gelmek, orada o anı yaşamaya e, hazırlayıp sonrasında e, eserlere başlamak hatta e, burada bir sürü daha e, bu egzersizleri yaparken e, şunları da e, biliyoruz ki mesela eserin sözünü öğretit e, esere başlarken öğretmek yerine yapılan bir egzersizde e, o kelimeleri, o vokalleri, o şekilde kullanmak, e, o şekilde bir e, tını oluşturmak, tınıyı hazırlamak, o eser neyse, bu bağlamda tabii her eserin e, gerektirdiği ayrı bir e, warm up oluyor, ayrı bir egzersizler serisi, ayrı bir e, egzersizle demek çok doğru bulmuyorum ben bunu egzersiz demeyi ama şimdi Türkçe bir şey bulamadım diyecek. E, yani bir o hazırlık süreci her şeyiyle her esere göre değişkenlik gösteren bir durum. Yani şimdi bir Verdi e, Requiem söyler söylemekle e, bir Rachmaninov Vesper söylemek arasında ya da ne bileyim işte modern bir Macar besteci e, Orban e, gölge Orban söylemekle işte Erik Witigler söylemek arasında dağlar kadar e, fark var. Tabii bunun bir de hazırlık süreci oluyor. Ee, bu hazırlık süreçlerinden bahsedersek ne demek istersin? Senin tezinde de ayrıntılı bir şekilde e, bu konular vardı. Özellikle e, ben buradan söyleyeyim, sen de birazdan belki değinirsin. Maler 2 üzerine Johannes Prinz'in e, provada yaptığı e, ilk e, koronun girişindeki e, Almanca metni söyletip tınıdan memnun kalmayıp NG vokaliyle söyletip Aynı şeyi. Daha sonrasında e, tekstin sessizlerini koymak, sonra yüzde seksen ng düşünün, ...%20 tekst düşünün, metin ettiğini düşünerek söyleyin diyerek inanılmaz bir formu var. Yani bu bir cümle için bahsediyoruz bunu, tek bir cümleden bahsediyoruz ve bu çok da aslında önceden kurgulanabilecek bir şey e, değil. O an hızlı çözümden işte tecrübe ve e, şey burada ortaya çıkıyor. Ee, müthiş bir e, yaklaşım ki hemen söyleyemeyen insana söyletir denir ya yani şu anlattığın <laughs> örnek bunu hatırlıyorsan e, ilk Volker Helfling'e döneceğim yine e, <laughs> o, o ya şöyle şöyle yapıyor herkes söylüyor diyorduk inanılmaz <laughs> karayan için derler ya kafa yerde böyle böyle yapıyor nasıl giriş oluyor <laughs> e, Beto'nun senfoni girişi işte ta 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 kafa böyle şöyle bir şeyler yapıyor herkes çalıyor <laughs> i̇şte burada demin dediğimiz şeye geliyor, acayip bir, bir prova. Provanın önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi ben yine Johannese dönüyorum, yine kendi hocam. çünkü zinc ferayından bahsettik. Ee, onun bahsettiği bir kavram var, bunu bütün dinleyiciler de bilir. Ee, flow diye bir kavram var, akış. Şimdi ben diyor, flow ne diye biz düşündük onu hatta bu tez üzerinde çalışırken, yani akışa girmek nedir bir koro için provada? diyor ki mesela doğru doğru müdahaleler, doğru hamleler e, üzerine düşünmeden aklıma geliyorsa ve bu bir akış halinde yürüyebiliyorsa tamam çok güzel. Ama diyor şimdi akış güzel. Ama her zaman için arkasında bir BCD planım var diyor. Ben ondan gördüm bunu. Tabii ki bu ekolü e, yaşamak ve yaşatmak için hep yapıyorum. Bak kaç yıldır şeflik yapıyoruz. işte ben başlayalı işte 10 14 yıl oldu. 14 yıldır her hafta prova yapıyorum. Ve şimdi bu şaka değil. 14 yıldır her haftaki provama yazılı olarak hazırlanıyorum. İşte şu şunu yaparım. Bu 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 dakikadan sonra bunu yaparım. Ondan sonra oradan oraya atlarım. Oradan buraya. Çünkü bu bir yol yani. O yolu çizmem lazım. Yohannes'e ben hatta bunu sordum ya. Yani ben bunu senden gördüm dedim nasıl dedim şey yapacağız yani açıklayabiliriz. Eğer akışa girdiysen güzel diyor. Ama girmediysen sana rotanı belirleyecek arkada bir plan olması lazım her zaman diyor. Ve o da müziğin kendisi. Bak şimdi ille onu bahsettik diye açayım şeyi. O ee... Zing Freud'e giden yol bu. Dur gideceğim şimdi. <laughs> bu benim tezimin sunumu. Bu Şubat ayında savunmamı yaptım. Koronun kalesini savunduk Şubat ayında akademiye karşı. <laughs> e, ben şöyle bir şey yazmışım başta. Şimdi demin baktım e, aslında mantıklı geldi. Yani bir provanın nasıl yürütüldüğü, provanın yolu şefin performansı demek. Çünkü yani şefin performansı en başta dediğim gibi el kol sallamak falan değil. Yani o provayı nasıl yürütüyor? Onun e, en başından en sonunda şimdi şu şeye geleyim. E, demin seninle onu konuşmuştuk. Burada çeşitli slaytlar geçiyorum pardon. Evet. Bu tansiyon e, bunu hatırlarsın. Almanlar hatta e, Duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Bir an evet. dondu zannettim hareket etmeyince. <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, Almanlar buna hatta böyle deve hörgücüne benzetirler bu şeyi, bu şekli. Şimdi İngilizce kusura bakmayın ama tezi öyle sunduğum için bu şekilde yani şu ilk bölümde ısınma dediğimiz yerde tansiyonumuz yükseliyor değil mi hep beraber yani bir bir iş yapmaya başlıyoruz ısınıyoruz diyorlar ki teoride bu ısınmanın hemen sonrasında yeni enformasyonu iletmek için en doğru zaman çünkü en fresh akılların en açık olduğu zaman zihinler açık, nefesler hazır vesaire. Sonra ara yine yeni informasyon sonra bu challenge yani koruyu zorlayalım biraz bölümü. Ondan ee, sonra... kısmı. Na, nasıl? 3-5-2'nin ikilik kısmı diyor. <laughs> evet, repertuar açısından bakarsan öyle. Ve sonra da hep performans. Tekrar, 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 tekrar. Çünkü kondisyona da ihtiyacımız var. Ama burada ilginç bir şey ben görüyorum şimdi mesela. Prova başlıyor ya şurada zaman başlar. Onun öncesi çok önemli. Bir de bitiyor. Sonra before after yapmış. Yani. yani o yüzden mesela o before after önemli diye ben mesela deli gibi şey yapar. Dur internet gitti yine galiba duyuyor musun? Yok yok geliyor geliyor. Ben deli gibi şey yapardım. Yapardım değil yaparım hala ya. Koro geleceği zaman sandalyelerin yeri çok doğru olmalı mesela. Yani ya da koro ıı, senfonik bir konserse orkestra ile konser vermeden önce bütün herkesin oturacağı yer net kafasında belli olmalı. Çünkü o düzeni, o, o before dediği bölümü o sağlıyor. Konsantrasyonu o sağlıyor yani. ilk işe başlama dönemi. E şimdi senin dediğin şey, diğer diğer kısma bakalım. Ne demiştik? Zing Freud'e Freud ediyorsun değil mi? Aynen. Şarkı söyleme sevinci. Onu da e, çevirelim Almancadan. Ee, ben, ben, Alman, Almancadan güzel bir kelime. Demin bulamadın ya kelimeyi. Çok doğru çünkü Türkçe'de bu kelime yok ısınma diyoruz biz değil mi? Isınma. Isınma diyoruz. E, yapılan bir de egzersiz Isma. diyoruz. Çok karşılamıyor. Karşılamıyor. Ama bak şu kelime, şu aynı zingin kelimesi karşılıyor. Bunu savunucusu olacağım hayatım boyunca. Aynı zingin kelimesinin Türkçe çevirmemiz lazım. Çünkü zingin şarkı söylemek demek aynı da bir şeye giriş yapmak demek. Yani mesela metroya binerken Almanca Einsteigen ders. İşte Tamam mı? Anlaşıldı. Yani şarkı söyleme eylemine giriş yapma hali. O. Yani çünkü warm up. Bak nasıl bir laf. Warm up. Ha 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 işte ısındım. Falan. Ya, Isınma değil ki mesela. O o ruh haline girmek. O motivasyon Aynen. işte o beraber bak mesela. Çok güzel bir örnek vereyim. Profesyonel korolardan bazıları ısınma yapar bazıları yapmaz. Şimdi biz devlet çok sesli korosunda mutlaka her sabah ısınma yapıyoruz. Ee, bunu Koro sanatçıları da talep ediyorlar. Ben de yapmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü herkes profesyonel müzisyen, yani benden çok daha iyi şan biliyorlar çünkü şan mezunlu ve bu işin meslek olarak yapan insanlar. Fakat koro olarak bir araya geldiğimizde o tını dünyasına girmek başka bir şey, akortlanmak başka bir şey. Buradaki işte en önemli şey İstanbul Devlet Balesi'nin opera korosunda da aynı şey. E, buradaki temel şey egzersiz yapıp bir şey öğretmek değil. Hiç hiç hiç. Tını oluşturmaya çalışmak. Yani o, o oraya getirmek işte o eseri hazırlamak şey yapmak. Ya zaten. Provalar, provalar sabah oluyor. Hepimizin provaları sabah oluyor. Yani evet. sabah 10'da 11'de provaya başlıyoruz e, yaparken mutlaka o hangi eserse demin e, konuştuğumuz gibi. Öncesinde onu e, yaratma ve bunu en e, verimli zaman zamanı en verimli şekilde kullanarak yaratma. Çünkü tabii. zaman da sınırlı. Tabii tabii şimdi geçenlerde e, yine bir e, master tezi için bir görüşme yapmıştım. E, orada da tekrar düşündüm. Mesela biz bunu Ankara'da 10-12 dakika arasında yapıyoruz ve yeterli oluyor bize. Hı. Ve dediğin çok doğru. Bak buraya da bunu yazmışım. Bir egzersizler bütünü olmamalı. Ya da bir şan dersi değil. Yani zaten olamaz. Nasıl olabilir ki herkes profesyonel müzisyen? Yani. yani onlara niye şan dersi veresin? Öyle bir şey mümkün bile değil. Tam tersi, tam tersi bizim koro olarak, ha şunu göstereyim. Sen şunu istiyorsun Volkan. Bu piramidi çok evet, seviyorsun. Automation ha <laughs> Bu şimdi bu benim kendi adıma kullandığım yani benim yazdığım bir ısınma modeli. Benim yazdığım derken birçok kaynakta zaten bunlar yazıyor. Onları derleyip bu noktaya getirdim. İşte ilk başta rezonans bölgeleriyle başlıyoruz. İşte vesaire legato. Onlara şimdi girmeyelim. Onlar detay ama. Hı hı. E, her bir egzersizden sonra ya da her bir çalışmadan sonra e, hani şey yapardı ya bizim Sabine Horstman. İşte bir iç geçirin falan böyle bir aa ho falan bir, bir rahatlatırdı insanları. O rahatlamanın olması lazım çünkü bu bir kas işi. Hı hı. Ama her bir adımda da şarkı söyleme sevincinin artması lazım. Bunu ben yine kendi deneyimimden yola çıkarak söylüyorum. Kendi koro da söylerken ki deneyimimden yola çıkarak söylüyorum. Öyle bir egzersiz yaptırır ki mesela Yohannes ya ben bunu yapayım istersin ya, hani ve o, o, o heyecanı, o şeyi yaşarsın. Tımla... ve e, Çok güzel bir şey yapar mesela her seferinde. Yani ben çok nadiren gördüm. Ya yani şimdiye kadar belki belki 50, belki 100 provasını izledim. Belki 150 provasını izledim not olarak. Ee, bir yana da yani hep müzikle başlar mesela Zinkfer Hep müzikle başlar prova. Hiçbir zaman ben şey işte hadi arkadaşlar başlıyoruz falan gibi bir şey görmedim. Çünkü mümkün olmuyor Alman teritoriyasında zaten. Öyle bir şey yok orada tabii. Hemen evet. ee, ve o kadar güzel bir şey kurar ki, denge kurar ki, yani e, korodaki herkes e, o ortama, o şarkı söyleme, o grup, o ensemble ortamına girer. Ve bundan da şef sorumludur der Yohannes, bence de öyle, kesinlikle öyle yani. Kesinlikle. Peki burada e, bu teknikleri kullanırken, prova tekniklerini e, kullanırken bir sürü e, yol var dedik. Bu yolda e, önceden planladığın şeyin dışında bir şey gelişince, yani ta, 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 asıl yani e, şefin temel görevlerinden biri işte e, repertuar oluşturmak ve e, işte prova tekniğini önceden işte Johannes gibi ya yazarak yapmak ya kimi kafasındadır şey o akışa girme hadisesi. Ama e, öyle bir durum oldu ki. Son yarım saatte şunu yaparım dedin ama o son yarım saatte ulaşamadın dahi. Ulaşamadım. Olur. Tam onu soracağım şimdi. O <laughs> e, yani birçok e, zaman, e, birçok zaman demeyeyim ama zaman zaman. <laughs> evet. e, hepimizin başına gelen e, durumlar. Bu bu durum için ne önerirsin mesela? Şimdi bir kere zaten e, bir noktada bir müzikal noktada bir ihtiyaç varsa o kendini belli eder. Yani ille ben bu eseri sonuna kadar götüreceğim. İşte ille ben bunu okutacağım falan. Yani böyle ısrarlar yapmaya gerek yok. Yani koro zaten bir topluluk olarak kendini belli eder. Yani kendisi kesildi mi? Sen biraz böyle bir dondun gibi. Topluluk derken böyle kaldın. Lu, 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 lu oldu. Ama gayet <laughs> topluluk, güzel. Topluluk kendi ihtiyacını zaten tespit eder ve o ortaya çıkar bir şekilde. Şimdi e, o yüzden Anders Ebi, Erik Eriksson demiştin ya şimdi Anladım. Anders Ebi diyor ki ben onun master class'larına gittim. Ee, Anders Ebi diyor ki Koru'yla diyor aranızda bir elektrik kıvılcımı gidip geliyor mu? Gelmiyorsa diyor hiç ben bahsetmedi. İyi prova yaptım, bilmem ne yaptım işte şu eseri seçtim. hiç Şimdi o şeyin en büyük e, en büyük risklerden biri budur. Çok iyi hazırlanan şefler Acayip bir plan falan, muhteşem böyle. Planı uygulamaktan koruyu dinlemez. Ya Ragnar geldiğinde bunu ne güzel anlatmıştı mesela. Yok. Yani dinlemek burada birinci, yani kulak birinci işimiz zaten. Yani o plan tabii ki ama onlar hep backup yani yedek planlar. Şimdi şey, dur bakayım. Ee, bunu demişti. Onu hemen hatırlatalım. Ee, ha. İleri bak, geriyi dinle demişti. Güzel. Buraya bak. <gülüyor> <Hatırla>. <gülüyor> Burayı dinle. Müthiş. Evet. Ben bir şey, bir tane sunum buldum bu programda, bu konuyu konuşacağız deyince bak onu göstereyim. Birkaç şefi almışım ve birkaç şef üzerinden bazı kavramları almışım. Bu sunumu ben şimdi nereye yaptığımı, ya birçok yerde yaptım ama Maris sos mesela, yani yeni kaybettik muhteşem bir insan, muhteşem bir şef. Ondan örnek alacağımız ne var mesela hakimiyet var demişim. Çünkü esere hakimiyet e, bu noktada en büyük görevlerinden biri Şefim. Bak mesela eser hani bunu biliyorsun çok hepimizin yaptığı bir şey hazırlığı. Nota hazırlığı yani işte e, bunun gibi herkesin kendi yöntemleri vardır. E, ve şöyle kısa bir video izletmek istiyorum. Mari Yansons'un bir provasından. Bakalım e, ses nasıl gelecek Once more, yeah. OK You have this second. make it very clear. Yeah and this You should play for till the pian. Yes, all the time. yeah Tam, all the time the same. For tatem the piano. And And No, is it this, this after four, you yeah, have one more <laughs> () It's tricky. I yeah, hear a little, so but don't, don't worry. It's okay. Hey, one, two, three, four, three. Ta ta di di dum. Yeah, here. Sorry, here in this bar. This bar. It's one two one two one two three one two. Şimdi bunu izleriz zevkle. Daha da uzun uzun ama. burada ne yapıyor? İki şey yapıyor bence. Birincisi eser aşırı hakim. Olduğu için orkestra müzisyenleri tabii ki okumaya çalışıyor o anda. Yani Bartok zor bir eser. Hemen 20. yardımcı olacak 20. araçlar veriyor. En, 20. yüzyılın en e, değerli operalarından bir opera değil. Pandomim tabii de. Evet. E, müziği gibi müthiş. Yani... Bir... 1, 2, 3 tabii çok alışkın olunmayan bir şey işte nasıl, nasıl? üstesinden gelinir. Şimdi o ihtiyaç çıktığında ortaya hemen onun çözümünü üretip sunuyor Maris Jansons. Ya böyle şöyle bir şey yapmıyor mesela gelip ya burayı okuyun falan demiyor yani yardımcı oluyor. Çünkü her zaman onu derler ya bize İsveç ekoli ne der? Koruya der hiçbir zaman sen pes söylüyorsun demeyeceksin. Yani tabii ki tespit olarak bunu konuşacağız yani kendi aramızda ama e, araç vermek lazım bunu nasıl çözebiliriz? Şan tekniği mi sesimi parlak yapacaksın de. Ne yapacaksın ya söyle. İnsanlar onu bilmek istiyor. Yani tedavi istiyor insanlar. Yani şu açıdan söylüyorum. Ortada bir sorun var diyelim ki. Bir Aynen. bir sorun var. onu tespiti herkes yapıyor. Ama tedaviyi sunmak lazım. Bu buradaki entonasyon sorununun tedavisi şu akor falan onu, onu bulmak lazım. Manyansız bir şeyler onu da söyleyeyim. Sonra belki o konuya girersin. Zorlanıyor ya herkes bir yerde sen de güldün oradayı seni izliyordum <laughs> ya, falan yapıyor ve gülüyor biraz ve diyor ki yani ya olur böyle şeyler sorun yok hadi yapalım işimizi diyor şimdi o kısım da bence çok güzel örnek alınacak bir şey yani topluluğu germiyor Hı -hı. İşte, bu olmuyor işte bu falan. hayır yani bunu Benjamin Zander çok güzel söyler bu şey, bu, o, 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 şey. Ee, hatalarımızı bırakmışız ihtimali. Duyuyor musun? Hatalarımız der Benjamin Zander. Hatalarımızı kutlamamız lazım der. Celebrate diyor adam. Biliyorsun o konuşmaları de. Aynen. Yani, e, olabilir. Yanlış yapabiliriz. Bunu yapalım ki daha iyisine beraber ulaşalım. E, şeyden de bahsetmek lazım bence. E, bitirmeden programı. E, şeflik ekolleri. Yani bu... Şimdi oraya getiriyordum. Ah iyi denk geldi. Yok iyi. Sen girişi yaptın. Devam. Tamam yani e, coğrafi birçok ekolümüz var tabi. Bir de jenerasyon var. Şimdi biz hocalarımızdan çok şey öğrendik. Şimdi burada da hocalarımız var yayında. Onlara çok şey borçluyuz. E, Türkiye'ye birçok yenilik getiren hocalarımız var. E, bir yandan da dünyada olup bitenleri inceliyoruz. Ne oluyor acaba? Fark ediyoruz. Karayan'dan bahsettin ya demin. Karayan mesela Yohannes onunla söylemiş bir kovet. Otoriter bir figür olarak e, hani, hani Mendelssohn da öyleymiş dedim. Sonunda az önce. Hani işte çalıştı falan. Şimdi o bir 19. 20. yüzyıl böyle bir ekol var. Bir de yani şimdi mesela başka birinde örnek verelim. Yuval Weinberg ya. Avrupa'nın en iyi şeflerinden biri şu an tartışması. Yani Stuttgart SVA vokal ansamblının şefi Marcus Creed'in 20 yıllık şefi nasıl oraya şef seçilmek. Girip şeye bak e, göndereyim onu çıkışta. E, SVR, vokal ensemble niye Yuval'i kendimize şef seçtik diye anlatıyor. Sanatçılar. Diyorlar ki ya hem müzik olarak çok dolu bize çok güzel fikirler sunuyor hem de çok dostça bunu sunuyor. Yani meslek taşımız olduğunu hissettiriyor bize ne kadar örnek alınacak ve Yuval Weinberg 90'lı biliyorsun yani. Biliyorum biliyorum. Bilmem yani biz de, bilmem <laughs> içimde bir acıdır falan. Yani e, çok genç yaşta inanılmaz iyi işler yapan bir şef ve işte buraya da geldi. Georg geldiği gibi rezonansa Yuval de geldi. İzledik beraber. Aynen. Yani nasıl prova yapıyor? Rezonans söylesin şimdi yayındalar. Nasıl prova yapıyor Yuval? Muhteşem yani. Bir an sekmiyor. Hiçbir boş nokta yok, her şeyi duyuyor ve her şey üzerinde çalışıyor, ama çok rahat, relax ve meslektaş saygısıyla bunu yapıyor. O çok önemli işte. Bu ekollerden bahsedince aslında biraz burada Erik Erikson'a dönmek istiyorum. Demin 20. yüzyılın ilk jenerasyon şeflerinden diye de bahsettim, 1919 doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve gerçekten e, dünyada e, koro müziğine özellikle İsveç'te e, kurduğu e, korolarla, radyo korolarıyla tabii şunu da söylemeden geçmeyelim, e, Avrupa'daki radyo korolarının devlet tarafından fonlandığı ve bu yüzden e, İsveç'te 1960'larda, 50'lerde o dönemin e, beste yapan, e, bestecilerinin koro müziği yazan bestecilerinin o gün yazdığı eserleri e, seyirci gelir mi acaba, gelmez mi acaba kaygısı gütmeden, bilet kaygısı gütmeden gerçek anlamıyla e, onu yansıtabileceğimiz bir ortamdı diye e, sunuyor. E, bu başlı başına bir e, olgu. İkincisi e, tabii Erik Erikson'un e, ayrı bir e, metodu ve e, gerçekten bütün dünyaya ilham olan şimdi de Dünyadaki birçok şefin e, kullandığı tekniği var. Biraz bundan bahsedelim isterim. Ayrı bir pedagojisi e, var. E, ama bu şeflik tekniği üzerinden biraz aslında Erik Erikson'a da e, değinmeden e, geçmek istemem. Bak çok kolay bir çözüm var bu işin. Avrupa'da herhangi bir yarışmada ne zaman sol eli şöyle bakan bir şef görürsen Erik Erikson'un öğrencisidir o. <laughs> Çünkü e, Erik Erikson, koroya nefesle şarkı söylemeyi getiren kişi. E, orkestra şefliği ve koro şefliği çok farklıdır. Bunu birçok aslında birçok insan bunu bunu müzisyenler de soruyor bana bazen. Ya farklı mı ya gerçekten falan. E, farklı tabii yani e, ile kulak burun boğaz aynı mı? Değil. Onun gibi yani. ikisi de doktor ama biri oraya bakıyor biri oraya bakıyor. Ha gerekirse koro şefi orkestra yönetir. Orkez, 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 orkez. Ama şimdi e, yani ameliyat yapamaz. Yani hepsinin uzmanlığı farklı. E, o yüzden Erik Erikson bu uzmanlığı getiren kişilerden bir tanesi. 1900 işte dediğin yıllarda doğdu. 18 yılda 19. E, ve e, mesela şunu altır alın öğrencileri hep. Piyano da öyle bir çalarmış ki eserin frazını, ee, yani koro zaten oradan anlarmış nasıl söylemesi gerektiğini. Bu ne demek? Bir, çok net bir müzikal fikir var. İki, iyi piyanoş oluyor. Tabii <laughs> çok önemli. Yani senin gibi çok iyi piyanoş oluyor. Üç, e, ne istedi, ne, nasıl anlatacağını biliyor. Ee, bazı şeflerde, mesela yine benim hocama döneyim, Johannes Prinz'e. E, Almanca for zingen diye bir laf var. For ön demek. Zingen yine işte bizim zingen. Çağ Örnekleyerek anlatıyor mesela Yohannes. Yani neredeyse tiyatro yaparak anlatıyor bunu. Koroya. Ve gayet de güzel işliyor. O yüzden hani e, birçok yöntem var ama Erik Eriksson büyük isim. Acayip büyük bir isim. Burada e, Ozan Devrim Yay e, chatten yazmış. Amatör korolarda şef-koro ilişkisi üzerine de Bir gün bir program olsa ne güzel olur diye. Bunun da aslında girebiliriz şu anda. Yani hasta konuştuğumuz şey bunu da e, kapsıyor. Yani çünkü şef-koro ilişkisi. E, yani başlığımızda bir provaydı ama prova demek zaten şef-koro ilişkisi demek. E, buradan bunu da, e, buna da girebiliriz. Yani şu açıdan, e, burada aslında ben çok fazla e, amatör koro ve profesyonel koro ayrımını çok doğru bulmuyorum. E, şu açıdan doğru bulmuyorum. Profesyonellik kavramı Avrupa'da e, aslında bu işi, e, bu işten para kazanan insan demek. Ama baktığımız zaman e, Burak, bunu sen de, e, katılırsın. Mesela Wiener Zingferheim amatör bir koro. Değil mi? Yani, ama neler yapıyor. Ama ama neler yapıyor. Yani müthiş bir program. işte bir ay e, Benjamin Britten Bohr Requiem, ertesi ay işte, Verdi Requiem, ertesi ay Mahler 2 falan filan. Böyle bir program var. E, bunun acayip bir e, arka planı var tabii çalışma olarak, e, organizasyon olarak. Ama e, şu doğru bir şey değil. Yani amatör koro ve profesyonel koroyu ayıran eee Ciddi anlamda ayıran şey e, ses eğitimini bir kenara koyuyorum. Çünkü e, ya yani o işten para kazanıyorsanız e, evet profesyonellik bunun adı. Ama e, buradaki amatör koro ile olan ilişkiden ziyade e, provada şefin koro ile ilişkisi e, yani sen bunu ayırıyor musun bilmiyorum ben çok ayırmıyorum böyle de düşünmüyorum. Ee, ne düşünüyoruz? Yani şu düşünülebilir. Ee, ayrımım şurada başlıyor. Bir öğrenci e, korosu. Yani bir müzik okulunda ya da bir, bir konservatuarda da olabilir bu. Bir, bir düz lisede müzik öğretmeni olarak da olabilir. Bir öğrenciye bir şey anlatmak. Bu farklı bir boyut. Ama e, amatör koro dediğimiz zaman o insanlar da aynı şekilde kalkıp geliyor... Kimi şan dersleri alıyor, gerçekten piyano çalıyor, müzik öğreniyor, acayip bir geçmişi oluyor. Ya da ona meyilli, ona şey yapmak istiyor. Profesyonel zaten onun eğitimini almış, gelmiş ve bunun karşısında maaş alarak bu işi yapıyor. Yani çok fazla bir ayrım görmüyorum. Buradaki ayrımım öğrenci olmak ve öğrenci olmamak arasında bana kalırsa. Aslında üçe bölüyorlar artık bu tanımları. Ee, Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel diye. Ee, mesela Wiener Zink falan yarı profesyonel korolar kategorisinde geçiyor. Bu şu demek. E, buradaki koristler hayatını bundan geçindirmiyorlar. <laughs> yani bir meslek olarak bunu yapmak profesyonellik. E, ama e, bir meslek olarak bunu yapmıyorlar. Liebhaber der ya böyle eski metinlerde yani Amare ile yapıyorlar bunu gerçekten. E, aşkla. Bir, bir, bir aşkla yani. yapıyor. Ama yapılan bütün angajmanlar profesyonel. Yani sen Simon Rattle'la Beethoven 9 soruyorsun. Neresi amatör bunun? Yani bir şey olamaz. Yani Viyana Filarmoni'ye ya çıkıyorsun yani konser olarak. Ee, aynı şekilde ama e, koru-şef ilişkisi açısından da amatör. Yarı profesyonel, profesyonel. Herkes meslektaştır gibi düşünmek bence doğrusu. Çünkü e, karşımızdaki insanlar ve yani bence bu çok önemli bir ayrım ya karşımızdaki insanlar ve biz diye bir ayrım yani ben ve sen diye bir ayrım yaptığın zaman geçmiş olsun iş biter. Çünkü e, orada o tanıyı yaratacak o korudaki o atmosferi, o armoniyi, o müziği, o hikayeyi yaratacak ekip tek bir ekip. Yani selam'a döndüğünde sen teksin. Yani ya da işte koruyu izlerken, dinlerken Yine şeflerde ya şef bir ses çıkartmıyor ki bir anlamı yok ki aslında yani ama o bütünlük orada önemli. O yüzden e, herkesi meslektaş gibi görmek lazım. E, tabii ki öğretmenlik alanına senin dediğin gibi girmiyorum. O başka bir alan. Onun kendi uzmanlığı var işte e, pedagojisi var o başka bir alan. E, ama mutlaka mutlaka o ilişkide e, karşılıklı olarak işte bu yeni ekolde bence böyle olmalı ve öyle zaten. Evet yani bunu şu dediğinle çok son derece katılıyorum. Ee, o eski e, şef ve işte orkestra, şef ve koro dan ziyade bir bütünlük halinde bunun e, olması karşılıklı olarak iki tarafında e, birlikte yani iş ortağı olduğunu aslında e, bilmesi. Tabii ki bu şu demek değil. E, yani dünyada şu arada bu da e, konuşulan kavramlardan biri. Seninle de e, konuşmuştuk. Bu işte conductor İngilizce ve e, choir leader e, meselesi. Yani Aha. koro liderliği ve şeflik arasındaki e, ayrım. Biraz daha aslında postmodern bir e, kavram olarak bana geliyor bu. Ha, Çünkü postmodern. şef her zaman şiftir. E, meslek olarak Bu bu bir meslektir yani. Bu bir Orada, şeydir. Uzmanlık alanıdır. Onun sebebi şu tabii ki e, yani Avrupa Korona Federasyonu'nda bunu kullanmaya başladık. Bu kavramı diyeceksin. Çünkü e, şeflerin aynen buradayım döndüm. E, çünkü e, bu 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 kavramı kullanmaya başladık Avrupa Federasyonu'nda. Mesela cihaz grupları var 6 kişilik, 7 kişilik ya da işte Circle Singing yapan çok güzel korolar var mesela ya da işte birçok şey var. Doğaçlama yapanlar var. Onlar kendilerine şef tam olarak demek istemiyorlar. Yani ben kondaktörü değilim. Ben bir choral liderim diyor mesela adam. Onların da yani bu kavram içerisinde kalması için. Yoksa şeflik şefliktir tabii ki. Yani değişmez. Aynen. Yani ee, ona da bir değinmek istedim çünkü o çok sağlıklı bir tanım gelmiyor bana tabii ki bir vokal grubunda hani tabii ki vokal grubunu işte önde olan kişinin şef olarak tanımlamak istememesi kendini gayet doğal ama şefliği de choir leader kavramıyla açıklamak çok doğru gelmiyor çünkü iki yani yeni de olsa 200 senelik 150 senelik 200 senelik bir ee, Olmaz, olan evet. bir e, şeyden bahsediyoruz. Bu işte entelektüel birikimi, müzikal birikimi, enstrüman çalmayı, işte şan e, bilmeyi, e, tını oluşturmayı, yani o kadar çok şey var ki ve bütün bunların hazırlığı, bunları e, insanlara nasıl öğreteceğini, e, ne şekilde yansıtacağını e, bilmek. Bunların hepsi ayrı ayrı e, bir başlık ee, ben son olarak bir şey diyecektim galiba Kestim. söyleyeceğim zaten bunu tahmin etmiştik. Hatta ben de orada yönetim toplantısında e, şu konu geçmişti. Yani e, bunu yapalım derken esas konvansiyonel şefliği de kaybetmeyelim. Yani bu, bu tanımda çünkü mesela öyle bir tanım yapıyoruz ki bazen ben orada kendisini mi alınmayabilirim? İşte sadece koro liderliği falan deyince o ne demek gibi. O yüzden hepsi bir arada gibi düşünmek lazım. Aynen bu ıı, biraz tabii ıı, koro yapılarının da ıı, zamanımızda kısmen işte değişiklikler yeni ıı, akımlar olmasıyla da ıı, tanımlanabilecek bir şey yani düz çıktı ve işte bir Bahmotet söyledi çıktı ve 20. yüzyıldan yani eser eser değil de daha farklı farklı ıı, korular da oluyor farklı teknikleri deneyen farklı, farklı şekilde. bir şey diye düşünüyorum. Ee, ben sana kişisel bir soru soracağım. Ee, devlet çok sesli korosu ve e, rezonanslan e, prova pratiği olarak e, yani bu böyle bir şey karşılaştırmak için sormuyorum ama senin şef olarak e, hissiyatın ve buna hazırlık sürecin e, olarak soruyorum. Demin ben kendim e, böyle bir ayrım olmadığını ayrım yapmadığımı söyledim ama e, provalarda e, aynı şeyi kullanıyor musun yoksa farklı e, boyutları oluyor mu? Senin kafanda tabii ki e, bir profesyonel korudan bahsediyoruz. Bir rezonansta yarı profesyonel e, bir koro e, statüsünde e, tabii ki buradan baktığımız zaman bir şef için bunun e, bir farklılığı, bir değişikliği e, var mı? Var. <laughs> Biliyorum, anlat. <laughs> Onun için sordum. <laughs> var, e, ama bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ya. Bu nasıl anlatılır? Zor bir soru. Zor bir soru çünkü şöyle e, nasıl anlatayım ya? Yani tabii ki var ya. Çünkü e, şöyle yani topluluk, topluluğun getirdiği e, kültür, geçmişinden getirdiği tecrübe, e, birikim, birikim e, oradaki yapılan işin amacı, e, bunun varacağı nokta, hepsi çok farklı. Yani, e, yani bence sadece şey değişmez, sadece bir yarı profesyonel, bir amatör, bir profesyonel konu değil. Yani bazen konuk şeflik e, için gittiğimiz... Mesela örnek veriyorum. Trento'ya gittim. İtalya'ya. E, 80 korist. E, 80 koristle birlikte bir repertuar hazırlıyoruz. E, hepsi amatör koristler. Ama Rezonans'tan çok farklı bir ortam. Ve benim hazırlık sürecim çok farklı. Çünkü onlarla ilk kez karşılaşacağım. E, ve her ortamın kendine göre e, istediği bir e, istediği bir yaklaşım var. Yani onun Oraya girmeden bilemez, bilemezsin. ya Bu çok bence evet yani güzel bir soru. Üzerine düşünmemiz lazım ama e, böyle şudur cevabı diyeceğim. Evet şimdi. yani e, kolay bir soru değil. E, yani şey olarak bana da böyle bir soru sorulsa çok kolay değil ama e, hep düşündüğüm şeylerden bir tanesidir bu. E, yani farklı korulara bu şimdi iki korunun sürekli şefi olduğun için bu iki koruyu. Ya belki şunu söyleyebiliriz yani tabii ki e, profesyonel müzisyenler müziği okuyabildikleri için e, meslek gereği e, prova prova yöntemleri çok daha farklı gelişiyor orada. Yani e, hemen hadi dört sesli eseri okuyalım diye girebiliyoruz esere. Çünkü bu e, bir profesyonel koronun gereği zaten. Ve e, oradaki müzisyenler de bunu ister. Yani... Kesilen yayından sonra tekrar aranızdayım. E, duyuyorsun değil mi Okan Şanlı? Duyuyorum, duyuyorum. Yani profesyonel müzisyen bunu ister. Yani eseri okuma şansı verilsin, karşısında bir öğretmen olsun istemez tabii ki yani kimse. ve Bence doğru bir şey de değil. E, burada rezonans birazcık değişik bir örnek çünkü rezonanstaki koristler de esere hazırlanarak geliyor. İşte çalışıyorlar, kayıtlarını yapıyorlar, herkes hazır ve ensemble yapmaya geliyorlar. Ee, o yüzden ama mesela bir başka bir amatör koru olsa e, belki çalıştırma biçimlerinde çok daha farklılık gösterebilirdik diye düşünüyorum. E, bu arada hepsi için bu, ben tezimden yine bahsedeyim. Ben bir ayrım yapmadım. Yapılabilir. Ama şu sonuca vardım. Bak onu da sana göstereyim. Buna bakmamıştık. Beş tane sonuca vardım. Tamam mı? ...farklı senaryo için plan yapmak... ...en detayına kadar... ...müzik olarak hazırlanmak... ...sesim kesilirse söyle bu arada... ...Volkan olur mu? Gitti geldi. Ee, yani zaten yazıyor ama İngilizce... Ee, ...detaya kadar hazırlanmak... Ee, ...pozitif bir ortam... E, ...oluşturmak üzere bir iletişim... şey yürütmek yani... ...bu çok önemli bence... ...herkesin yaptığı işi severek yapması... Ee, ...kalıcı ve... ...sürdürülebilir bir takım... E, ...oluşturmak çünkü... Biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Ancak bir takım olduğumuzda. Bir de e, bu beşinci madde bence acayip önemli. Yani sen de bunu çok güzel yapıyorsun. E, yani e, prova odasının dışında da koruya e, destek olmak. Yani işte bunun arkasında bütün nota hazırlığından tut e, yapılan görüşmelere kadar işte anketinden tut e, plan projeye kadar birçok şeyi sayabiliriz. Aynen. Burada bir soru gelmiş. Ee, sen de görüyorsun. Koruya ee, Koro'ya yeni koristler alma konusunda nasıl dinamikleri gözetiyorsunuz? Evet. Belli bir sayıyı aşmama kuralınız var mı? Ya da çok kalabalık korolarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok iyi, çok net. Şimdi kalabalık koro diye bir şey yoktur. Ee, eğer koronun seslendirici eser dediğin demin verdiğin örnek Britain War Requiem ise 120 kişi ihtiyacım var. Yani ya da amatör bir toplulukla gidip maler söyleyeceksek bana ben bir 100 kişi isterim yani. Ama e, şurada kalabalık olabilir. İhtiyaçtan fazla insan varsa o kalabalık demektir tabii ki. O yüzden e, sayılar her sezon değişir yapılan repertuara göre. Mesela demin bahsettik. Bitaker projesinde 60-65 kişidir rezonans. Ama kemik kadrosu şu anda düşünürsek 35-40 arası diyelim. Hani sahne kadrosu. Ama rezonansın ilk kurulduğunda biliyorsun 9 kişiydi. Yani, <laughs> Biliyorum. yani birçok şey e, sezona göre her şey değişebilir. E, belli bir sayı aşma kuralım var dengeyi gözeterek. E, orada da piramit dengesine bakıyorum. E, tabii ki elimden geldiğince yani her an e, herkes e, ben seçmeye geleyim demiyor. Ama örnek verelim, rezonanstan örnek verelim. E, seçme açtığımızda genelde bize böyle, size de öyle. 100 kişi falan başvuruyor. E, sonra bu 100 kişiden hazırlığını yapıp işte kayıtlarını yollaya falan böyle bir 10 kişi falan seçmeye geliyor. Onlarda da iki tanesi giriyor. Yani gibi bir şeyimiz var. E, sayımız var. Dinamikler, çok dinamik gözetiyoruz. Bunları da tabii ki Volkan ayrı bir programda kendisi anlatır diyorum. <laughs> evet bu çok e, uzun gerçekten dediğin gibi yani ilk aşamada e, repertuar e, yapılacak repertuar e, sadece repertuar değil tabii o repertuarı belirleyen amaçlar doğrultusunda ee, bir de tabii e, koroların e, yani sirene de, de öyle bu rezonansa da öyle olduğunu biliyorum. E, belli bir e, tüzüğü var yapması gereken yani gayet işte yarı profesyonel den, de, dememin sebebi oydu rezonans için. E, hem yaptığı işlerin dışında böyle bir kurumsallaşma durumu da var yani öyle e, şey, yani bunu daha yakın zamanda konuştuk. E, hisler üzerinden e, değil ya da yakınlıklar üzerinden değil e, prensipler doğrultusunda e, belli şeyleri kurgulamak ve bu prensipler üzerinden ilerlemek. Güzel bu e, ya Bunu Bunları... nerede konuştunuz? Seninle konuştuk ya. Ha, ben de mi konuştuk? Doğru. <laughs> 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 ha doğru doğru ya evet. Yani bir gün biz olmayacağız o koroda. Orada işler o zaman yürüyor mu? O zaman o yani yine aynı örneği işte e, böyle korolar var. E, ama bir şef korosu olan bir yer Estonya. Yani ölmeye mahkumdur. Çünkü pek, olan e, kurumlardır. Bunu e, işte Zing aynı olsun e, işte Zing Akademi olsun Berlin e, <laughs> sürdürülebilir bir şey olması için senin de çıkarttığın sonuçlardan bir tanesi. Tezinde sonunda e, sürdürülebilir her şey. aslında mutluluk verici bir şey. E, ben hiç şey görmüyorum. Yani evet Avrupa'nın kültürü bu. Avrupa'nın kendi kültürü içerisinden gelen bir şey. Aslında işte biz burada çok çaresiziz. Bir Avrupa'da olsaydık neler yapardık falan. Öyle, falan. Şey. Öyle bir Öyle şey bir yok. Şey bir bestecinin Avrupalı bestecinin Hı -hı. kişiler için denir ya, bunu geçen hafta Hasan Uçarsu ile konuşmuştuk. E, şöyle bir dağ evim olsa da, Gitsem yeşilliklere bakarak beste yapsam ya yani beste öyle yapılmıyor, ee, işte şeflik de öyle yapılmıyor, müzisyenlik de öyle yapılmıyor. Hayatı yaşayarak o coğrafyanın, o yaşadığınız yerin şeyi ne ona uyum sağlayarak e, yapmak e, onu yapab, o, o yapılabiliyorsa bu iş başarılı ve gerçek oluyor. Yoksa sürekli hayal kurup e, kendimizi küçük görmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece Türkiye içinde değil. Kesinlikle ya artık bence yani bu, bu söylemi bırakmanın zamanı değil mi artık? ya yani koro müziğinin işte bizde çok kültürü yerleşmediği için falan. Ya ne demek? Ya ne demek ya? O 100 yıl öncesinin lafı o. Bitti bitti. O geçti onlar. Yani ne demek yerleşmedi? Yerleştir o zaman. Yani çalış işte. Yani ya böyle hani bu bunlara artık çünkü bir yerden sonra bizim bilinçaltımıza bu giriyor. Ve topluluk olarak böyle hani ya işte biz Avrupa'da olsa bu konser dolardı. Yok o dolmazdı. Yani Avrupa'daki adam o konseri doldurmak için ne yaptı? Ona bakalım o zaman biz orada. Ve o da bize baksın. Hatırlıyor musun? 2012'de 2012'de Torino'da benim bir yazım çıkmıştı dergide. Cami koymuşlar bir evet, evet. de yanında Türkiye diye hemen bir tane cami koyalım demişler otomatik. Onların bizden öğreneceği çok şey var. O Oysa artık yani bu şeyi yani şey gibi bana geliyor. 1920'lerin söylemi. o. Hani biz daha gerideyiz. O zamanlar söylem bile değil. O zamanlar daha bence özgüvenliymişiz. Şu anda o noktaya geldik. Biraz da bir için içinde maalesef yani çalışmak istememek var. Kesinlikle. Yani buradan şey anlaşılmasın kesinlikle. Ee, tabii ki ekonomik sıkıntılar ve zorluklar her zaman ee, olan zorluklar. Bu o ayrı bir boyutu işin ama e, bu bahsettiğimiz işte prensiple iş yapma, e, belli bir prensipli şey yapma ve e, yapılan e, şeye gerçekten e, sadık kalma, hazırlanarak gelme, bilme, e, merak etme. Benim en e, önemsediğim şey e, yani bunu sadece koro demeyeyim ama bütün e, insanlar dahilinde ya yani merak eden insan e, merak ettiği şeyi araştırıyor, seviyor. E ee, ve yapmak istiyor ve o prensipler dahiline de prensipler e, silsilesine de dahil oluyor. E, dolayısıyla buradaki temel güdünün ben merak olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ve de şunu da demeyeyim Avrupalı bunu yapıyor biz de bunu ya yapmaya çalışalım falan öyle bir şey yok ya biz de yapıyoruz işte. Yani her şeyi zaten yapıyoruz zaten var. Yani bu oryantalist söylem zaten Avrupa'nın bizim üzerimizde yıllardır uyguladığı söylem. Onu biz burada yeniden üretmeyelim. Yani sen tarih okudun daha iyi bilirsin. Gerçi ben de siyaset okudum. Ben de iyi <laughs> sen, de, ben... sen de iyi bilirsin. <laughs> yani onların yıllar yıllardır, yüzyıllardır bizim üzerimizde bir söylem, oryantalist söylem diye bir şey var. Bunu biz üretmeyelim tekrar ya. Olur mu öyle şey? Biz dünyanın en iyi korularını çıkartırız. Tabii ki çıkartırız. İnsan Öyle, yani insan... Şimdiye kadar da gerçekten e, demin de bahsettik. Burada da hocalarımız var. E, gerçekten inanılmaz değerli e, işler yapıldı. Türkiye'de e, profesyonel korosuyla, amatör korosuyla e, her yer yani gerçekten... Aynen. Ben çok... de onlardan bahsediyorum. Bak yani şu anda kimse çıkıp da e, Türkiye'de bu kültür yok demesin. İşte Gökçen Hoca yani... Kaç on yıldır yani bu konuya emek veriyor. Ondan öncesini düşünelim. Yani nelerle ne, saygınlardan gelen bir kültür var yani. Kesinlikle. Türkiye'de. Kesinlikle yani, Aşkındır. Kesinlikle kesildim yine galiba. Yüzyılı aşkındır. Bu ülkede bir koro var. Bir koro kültürü var. Çok seslilik var. Yani artık şu anda orada değiliz en azından. Yani bu emekler verildi. Hocalarımızla buradan tekrar teşekkür edelim. Ee, yani... Çok değerli isimler şimdi hepsini sırayla saymakla bitmez. Ama e, bu emekler verildi, o sancılar yaşandı. Şimdi üretme zamanı gibi düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Valla çok güzel oluyor Burak Sohbet. Ee, bir yaklaşık 10 dakikada geçmişiz. Bunu söylüyorsan ee... bitiriyorsun demektir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben çok teşekkür ediyorum sana bu güzel sohbet için. E, gerçekten e, çok güzel oldu. Yani başka <laughs> söz bulamadım diyecek. E, bu konu da e, gerçekten e, önemli bir konuydu. Koroda repertuar oluşturma ve prova tekniklerinin e, ne oldu? Tabii burada bu iki başlık içinde bir sürü şeye de e, değinmiş olduk böylece. Evet, çok, ee, çok, çok çok farklı anlara tabii gider bu konular. E, evet. Bence hepsi çok ilginç konular. Ama ben teşekkür ederim. Yani çok güzel bir sohbet oldu bence de. Buradan e, senin vasıtanla aramızda e, tüm seyircilerimizin yanında rezonanstan e, olan dostlarımıza ve Devlet Çok sesli Korusu'nun e, değerli koristlerine de e, selamımızı iletelim. Evet, teşekkürler Burak. Ben teşekkür ederim Volkan. Bu keyifli sohbetin ardından buraya tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ee, teknik ekipteki arkadaşlarım Ceren, Günsel'in, Gözde ve Cansın'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve asıl teşekkür 7 haftadır bizi yalnız bırakmayan siz değerli izleyicilerimize. Haftaya e, bir başka konuğumuz olacak. Yine keyifli bir sohbetimiz olacak. Şefin tınıya etkisi başlığını konuşacağız. Değerli Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı konuğumuz olacak. Haftaya kadar sağlıkla ve sanatla kalın. İyi akşamlar.